Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır Euroleague maçına gitmemiştim. Tarık Biber Öç kardeşim sağ olsun bana bu kadar zorlu ve dolu bir Fenerbahçe Beko sahasında bir bilet ayarlayabildi. Sağ olsun Ülker Spor Salonu'na full artı full artı full artı full olduğu için maalesef bulmak zor oluyor. Bir de biliyorsunuz serinin son maçı olabilir. İnşallah olmaz. İnşallah seri Atina'ya taşınır. Ama ve lakin son maç olabilme umuduyla insanlar gitmiş. O yüzden full artı full bilet bulamadık. Ama Tarık kardeşim ortaya yine kardeşliğini koydu. Ve bana bir tane bile olsa bilet hazırladı, ayarladı. Ve ben sizlere de bu maçın vlogunu yapayım istedim. Çünkü çok keyifli bir maç olacak. Bir sürü oyuncu var. Şakir Mekkisik kardeşim Olympiakos'ta oynuyor. Sulukas'ın tekrardan son saniye atabilmesi vesairesi durumlarına göre bakalım taraftan nasıl tepki verecek ona. Zaten Fenerbahçeli oyuncular biliyorsunuz kardeşlerimiz, onlar neler yapacak çok merak ediyorum. Onların hepsini görmek istiyorum. Sizlere de bu ortamı göstermek istiyorum. Fenerbahçe sahası gerçekten inanılmaz ötesi bir atmosfer. Yani her basketbolcunun rüyasında olabilecek, hatta gitmek isteyeceği, kesin gitmek isteyeceği, yani bununla ilgili en ufak bir şüphe yok. Bir kulüp, bir ortam, bir camia. O yüzden sizler de bu güzel maçı tecrübe etmek istiyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için de kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz, arkadaşlarınıza yolluyorsunuz, olabildiğince güzel yorumlar yazıyorsunuz ve zil açtığınızda da videolar direkt olarak geldiği gibi izleyebiliyorsunuz. Bunları da söylemeden geçmeyeyim. Hadi bakalım maça gidelim. Değişik şeyler oluyor, anlamıyorum. Tarık kardeşimi buradan tekrardan destekliyorum. Onun sayesinde maçı çekiyoruz arkadaşlar. Tarık Biberovic sağ olsun bize bu maç için bilet ayarladı. Ve yani çok imkansız bir bilet. Full sağa yani. Sağ olsun kardeş gibi kardeş. Brate Moy yani. Ona tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Hediye veriyorlarmış, şu hediyeden alalım bir tane. Alabilir miyim bir tane? Sağ ol. Bir takipçiye veririm bunu, ona göre. Yorumlarda belirtin. Şunu oynayıp bir rekor kırmam yok mu? Yok. Bayağı iyi bir yere vermiş Tarık. Gerçekten nasıl teşekkür etsem az kardeşime be. Yani resmen sahanın içinde izliyorum yani. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama resmen sahanın içinde izliyorum şu an. İşte performans.
Olympiakos'la karşılaşacağımız Türk Üçüncüsü Olympiakos, Doğru Şomaş için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hepiniz hoş geldiniz! Şaşma makineleri, referees, the game, Miguel Angel Perez, Sasha Kuhn and Matthew Fahm. Takım kadroları tüm gözleriz Olympiakos, number 0, Thomas Volkov, number 3, Isaiah Cannon, number 4, Vitalis Lucic, number 5, Yannis Lemenzak. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübüdür. Basketbolda da öyledir. Gerçekten her basketbolcu burada oynamak ister. Avrupa'da da dünyada da yani. Bunu bir daha net söyleyebilirim. Kardeşim de burada. Beraber izliyoruz maçı. Selam söyle. Thank you.
altın da bozuldu. Yani. Girdi. Kulkas baba oyuna girdi. At avrat inan gar. İşte burada. Zamanın son bekliyordu. Hücum süresi doldu. Sıra Fenerbahçe ve Kolar. Acun abim de gelmiş. Acun abi bir box yaptı. Kardeşimin yakışıklı halisin be. Maşallah. Takom. Biraz daha genel, güçlü bir yapıyorsunuz. Nerede atı vermiş? En uzak. Final Four dedi. Final Four dedi. Elif nasıl atıyor bak.
Girmedi mi yine? Reha Bey, teşekkür ediyorum. Muazzam yarıştınız. Benim takipçilerim son yarışmacı kardeşim. Odaya atardınız vallahi gençler, eminim yani. Hazır bir sessizlik varken maçla ilgili yorumlarımı yapayım. Bence fena gitmiyor Fener ama sıkıntılı olan şeylerden bir tanesi hücum rebound'ı çok fazla veriyorlar ve faul atışlarını sokamıyorlar. Bakmayın ben genelde böyle kaçırdıkları atışları çektim ama yani fena durumda değiller aslında. Ama birazcık şu hücum rebound'ı problemini çözmeleri lazım. Bir de faul atışlarını yüzdeli atmaları lazım. Çünkü bu tarz şeylerde, bu tarz maçlarda özellikle playoff'larda, son maçlarda kalmalarda bunlar çok büyük fark yaratıyor. Nitekim geçen maçta son saniye basketle bir sayıda kaybettikleri için bunlara ekstra dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama her şey yolunda. Bence kazanacaklar. Kardeşim Metecan Bilsen oldu bir anda. Selam söyle o zaman. Selam aleyküm herkese. Aleyküm selam kardeşim. Thank you.
Bir saniye.
yapmak üzere. Evet gençler, bir videonun da sonuna geldik. Vallahi uzun uzun böyle bir video yapmak istedim. Çünkü gerçekten atmosfer inanılmaz ötesi güzeldi. Yani çok keyifli bir maçtı. Uzun süredir bu kadar bir maçtan keyif almamıştım. Hem ortam olarak hem gelen insanlar da bayağı sağlam insanlar geldi. Yani işte Acun abiler, bilmem neler, bir sürü arkadaşımı gördüm, bir sürü tanıdık basketbolcu, bir sürü önemli basketbolcu. Bunları da sizlerle beraber görmüş oldunuz. Taraftar da çok güzeldi. Yani hem saha içinde hem saha dışında bayağı takıma sağlam destek verdiler. Takım da nitekim buna güzel reaksiyon verdi. İnşallah bir sonraki maç Atina'da kazanırlar ve Final Four'a kalırlar. Çünkü hak ediyorlar. Hani evet, zorlu bir sezon geçti. Bir sürü sıkıntı, sakatlık. Ya kenara bakıyoruz işte, oyuncularla konuşuyorum ben. Ben onlarla beraber oturdum. Resmen işte İsmet, Samet vesaire falan filan. Tarık, yani sakatlar var. Kenarda duran oyuncular bile apayrı bir kadro yani. O yüzden Fenerbahçe kesinlikle Final Four'u hem organizasyon olarak hem de takım kalitesi olarak hak eden bir kulüp. İnşallah Final Four'a kalırlar. Ne olur, şampiyonluk gelir mi gelmez mi orada belli olmaz. Orası birazcık kısmet, birazcık da şans işin içinde var. Ama bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Videoları beğenin ve ne olursunuz güzel yorumlar, güzel şeyler yazın. Çünkü bazı arkadaşlar böyle eleştiri babında çok aptal saptal şeyler yazıyor.
Bunlar benim canımı sıkıyor. Zaten yeterince derdimiz var. Bir de bu saçmalıklarla uğraşmayalım. Videoları da lütfen arkadaşlarınıza olabildiğince yayın. Benim ne kadar işim büyürse, ne kadar bu kanal büyürse sizler için de o kadar güzel şeyler, o kadar fazla büyük şeyler yapabilirim. Bu benim için bir motivasyon kaynağı olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Zil de açarsanız videolar geldiği gibi izleyebilirsiniz gençler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.